Yaşamından memnun musun? Bu soruyu hiç kendinize sordunuz mu? Soruyor musunuz? Gelecekteki planların nedir? Şu an nasıl bir hayat yaşıyorsunuz? Ben neyim? Ne yapıyorum? Bu halim ne? Mutluluğunuzu neyle ölçersiniz? Çalıştığınız veya sahibi olduğunuz şirketteki satış oranlarınız mı? Milyarlarca lira ödediğiniz o lüks arabanız mı? Ya da arkadaş ortamınızla yediğiniz o lüks yemeğe verdiğiniz milyarlarca lira mı? Hatta sahibi olduğunuz dairelerin sayısı mı? Maddesel ne kadar varlığa sahip olsak da işte bu kadar, bitti, tamam diyemeyiz. Mücadele sürekli var olmalı. Her mücadelenin içinde bir sıkıntı mutlaka vardır. Güzel yarınlarımız için referans alacağımız güç aslında bugün yaşadığımız sıkıntılardır. Sıkıntıları çok büyük sıkıntı olarak görmemeli bence. Sıkıntın ne kadar büyükse istediğin, arzuladığın, aradığın huzur, mutluluk ve yani yeni hayatınız da o kadar büyük olur. Yani hastalığınız ne kadar büyükse ilacı da dermanı da o kadar büyük olur. Sıkıntılarınızı o kadar da hayatınızın merkezine koymayın. Bu sıkıntılar bazen uğrunda çok büyük riskler alacağınız hislerdir, durumlardır. O sıkıntıları yaşadığınız yolda bir de yorgun düşen zihniniz vardır. Zihninizden taşan buruk bakış ve dalışlarınız olur. Kalabalığın içinde yalnız hissedersin kendini. Yalnızlaştıkça daha da büyür sıkıntın. Öyle hissedersin. Sıkıntına, arayışına, iç yolculuğuna ne kadar omuz verirsen, sıkıntın da gelir seni o kadar kaldırır. Aklınıza neyin takıldığını belirleyin. Kendinize sorun. Gitmek mi, kalmak mı sizi mutlu eder? Belki de şu an sizin içinde yaşadığınız sıkıntılı dönem, hayatınızın en mutlu günleri mi acaba? Mutfağa su içmeye giden biri için mutfağın kapısının kapalı olması bile büyük bir sorundur. Aklına bu bile takılabilir. Ama siz zaten yaşamanızdan memnun olma yolculuğuna çıkmışsanız sizi ne kapılar durdurabilir ne o suyun bardaktan taşması. Ellerini yıkamaya giden biri o kadar üşengeçtir ki neredeyse ellerini bir başkasına emanet edecektir. Siz çıkacağınız yolculuğa, gideceğiniz yere aşık olan biriyseniz dağları taşları aşarsınız. Ya hayallerinizle birlikte uyumaya devam edin ya da uyanıp hayallerinizi kovalayın.